Ve şimdi sizden gelen sorular. Birincisi şu. Muhterem hocam, bazı sohbetlerinizde bu dava sizin kaderiniz olmalı diyorsunuz. Bu ideal ufka ulaşabilmek için ve bu hizmete kilitlenmek için ne tavsiye buyurursunuz? Dün insan çok yüce şeylere dilbeste olmalı. Ucuza peylenmemeli. İnsanın fiyatı bir diploma değildir. Bir makam değildir. Bir mansep değildir. Bir parlamenter olmak değildir. Bir başbakan olmak değildir. Bir reis cumhur olmak değildir. Eğer kaderim benim, değerim olarak beni reis cumhurluğa götürecekse şayet, kaderime küsecek ve diyeceğim ki Allah'ım, niçin beni böyle kem talih yarattın? Yaz gününde hamama gidiyorum da buz kesiliyor. İsteyen mi vardı reis cumhurluğu? Batsın yerin dibine. Ben senden seni istiyordum. Ben istiyordum ki her yerde soluk soluğa seni anlatayım. Senin dilin olayım. Olamazsan kopsun o dilim. Her yerde seni göreyim. Göremezsen gençlik dönemimde harama bakıyorum diye istemem bu gözleri. Al dediğim gibi, al onları. Seni duyayım. Seni duyamıyorsam sağırlaştır kulaklarımı. Ve her yerde seni soluklayayım. Yoksa o soluklar beyhude uçup gidiyor demektir. Arz edebiliyor muyum? Dava insanı, dava insanı yiyen içen, kulağının üstüne yan gelip yatan değildir. Dava insanı bedenine kilitlenmiş hep onun arzularıyla, arzularının kıskacında yaşayan insan değildir. Dava insanı yaşama zevkini unutmuş, yaşatma zevkiyle deli insan demektir. Mecnun demektir. Leyli aramadan eli olmayan demektir. Her gün ayrı bir dağ delip Ferhat gibi şirine uğraşma yollarını kollayan demektir. Kâkülü gülberlerinden sıçrayacak bir kıvılcımla her gün aslılar için bir kere daha yanan Emrah demektir. Dava adamı. Bu ideal ufka ulaşmak için, bu hizmete kilitlenmek için ne tavsiye buyurursunuz? Üç adım öndekiler bu mevzuda bizi ümitlendirebilecek, beklentilerimizle bizi yeni beklentilere sevk edebilecek performans gösterdiler. Dilerim iyi örnek olmuşlardır ve inşallah siz de o yoldasınızdır. Ve ben bu mevzuda söylenecek şeyleri söylediğim kanaatindeyim. Haksızlık ettim mi doktor bey? Etmedimse, söylemediğim şeylere bile söyledim diyorsam söyledim zannediyorum. Hilafi vaki bir beyan varsa, gizli açık her şeyi bilen Rabbim, daha büyüklerini affettiği günahlarımdan biri olan bu günahlarımı da affetsin. Ne olur ya Rab, ne olur ya Rab. Neyin noksan olur ya Rab. Bizim içimizi imanla doldursan, bizi imana doyursan ne olur ya Rab. Ne olur ya Rab, neyin noksan olur ya Rab. Milletimizi bir kere daha ayağa kaldırsan, zilletimizi sona erdirsen, devletler muvazenesinde yerimizi alma hayaline bizi ulaştırsan, ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, neyin noksan olur ya Rab. Bize bedenimizi ve cismaniyetimizi yaşamayı unuttursan, bizi kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükseltsen, soluklarımızı meleklerin soluklarına ulaştırsan, uğrunda köhilanlar gibi coştursan, kalbi durup öleceği ana kadar da yorgunluğunu hissettirmesen, ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, neyin noksan olur ya Rab.
ve bu dediğim şeyleri riyakarca söyledimse affeyle. Affeyle ve Kıtmir'in çok duasını kabul buyurduğun gibi bunu da kabul eyle. Bu benim son ümit ordum. Eğer bu da kendine düşeni yapmazsa oturup bir yarım asır daha gözleri yumurtaya dikip sancıyla beklemek icap edecek. Tam bir 50 sene. Ona da ne benim ömrüm ne de benim gibi pek çokların ömrü yeter.